Bazı arkadaşlarımızın video izlemek için fazla vakti olmayabilir. Onlar için kısa bir anlatım yapmak istiyorum. 7 aydır kullanmış olduğum kulaklığı bırakıp buna geçtim. Yani 7 aylık kulaklığımı bırakmama sebep oldu. Bu yüzden sizler de gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. İşi buraya kadar onlar videoyu kapatabilirler. Detayları merak ediyorsanız videomuza geçelim. Selam arkadaşlar, ben Emre Genç, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rampage'in Comfort modelini inceleyeceğiz arkadaşlar. Kulaklığımız görmüş olduğunuz gibi bu şekillerinde duruyor. Kulaklık kesinlikle kullanmış olduğum ve test etmiş olduğum süreç içerisinde bana çok güzel geri dönütler sağladı. Bu sağlamış olduğu geri dönütlerin neticesinde de 7 aydır kullanmış olduğum kulaklığımı bir kenara bırakıp bu kulaklığa geçtim arkadaşlar. Bu kulaklığa çoğunuz yabancı değilsiniz. Twitch'te Elanur Pat'ın kullanmış olduğu kulaklık bu arkadaşlar. Bu kulaklığı yine onda da görebilirsiniz. Şimdi bakalım bu kulaklık beni neden etkilemiş, onlara değineceğim. Artılarıyla eksileriyle geleceğim. Eksileri demişken arkadaşlar zaten burada bir eksisi de var, ona birazdan geleceğiz. İşin şakası bir yana, burada da 7.1 ses kartı ile birlikte geliyor ve oyunlarda çok güzel bir performans sunmasına imkan tanıyor. Buna birazdan geleceğim arkadaşlar. Ama ilk önce bakalım bu cihaza Comfort ismini vermesine sebep olan özellikler neler oluyor ve bunu neler sağlıyor, bunlardan bahsedeceğim. Şimdi benim için önemli olan şey arkadaşlar, oyun fazla oynamam. Hatta monitör çoğu zaman dik şekildedir. Çünkü videomu çekerim. Sonra oturup editimi yaptıktan sonra YouTube'da takılabilirim arkadaşlar. Budur benim aslında bilgisayar asılı kullanmam amacım. Biraz daha iş odaklı oyundan ziyade. O yüzden arkadaşlar ben edit yaparken eğer gece ise veya herhangi bir şekilde kulaklık takmam gerekiyorsa mutlaka kulaklığımı takarım. Ayrıca mutlaka ses sisteminden kullanmış olduğum sesten ziyade video editledikten sonra mutlaka bir kulaklıktan da bakarım. Çünkü aradan ve alttan gelen ses tonlarını bununla daha iyi dinleyebilirsiniz. Arka plana koymuş olduğum fon müziği burada çok daha iyi bir şekilde kulağıma geleceği için, yani detayları daha iyi duyabileceğim için kulaklık kullanırım. Burada da benim için uzun soluklu bir edit yapıyorsam özellikle bunun çok hafif ve kafamı yormayan bir yapıda olması gerekiyor. Burada da konfor özelliği devreye giriyor. Bu arkadaşlar kulaklık görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir kulak pedi sahip. Bundan önce bir kulaklık incelemiştim, yaklaşık 8 ila 10 ay arasında olabilir. O kulaklıkta konforu çok ön plana çıkartmıştım. Hatta çok konforlu bir kulaklık olan bahsetmiştim. Hala öyle. Jazzbo M40 modeliydi Rampage'in ve gerçekten çok başarılı bir konfora sahipti. Burada da aynı kulak pedlerini kullanmışlar arkadaşlar. Bu kulaklığın ondan kalır yanı olmayıp ondan üstün yönü var. Neden arkadaşlar? Çünkü o kulaklık yuvarlak bir yapıdaydı. Bu ise hem dışarıdan hem de kulak pedinden görmüş olduğunuz üzere burada dikdörtgen bir şekilde ovallik kesilmiş arkadaşlar. Bu da ne anlama geliyor? Kulağımız zaten dikdörtgen olduğu için kulağımızı tam içine hapsediyor ve kulağımın çerçevesine geliyor arkadaşlar. Dış tarafına geldiği için bu pofuduk zemin herhangi bir şekilde kulağıma baskı yapmıyor ve ne kadar uzun süre kullanırsam kullanayım burada herhangi bir şekilde kulağımı acıtmadığı için size konfor sağlayabiliyor. Bunun dışında arkadaşlar kulaklığı kafanıza takıyorsunuz. Ağır olmaması gerekiyor çünkü bir müddet sonra sizleri yorabiliyor ve yıpratabiliyor. Burada da ağırlık noktasında 335 gramlık bir ağırlığa sahip ve gerçekten çok güzel bir ağırlık olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ne çok hafif ve kötü bir hissiyatı var ki plastik kalitesi falan çok hoşuma gitti, bunlara birazdan değineceğiz. Onun dışında arkadaşlar kulaklık kafanıza acı yapmaması için üst tarafta da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yine burada da bol keseden kulak pedlerimize kullanılmış olan suni deriden pofuduk bir zemin hazırlamışlar. Bu da kafamıza geldiğinde acı yapmıyor ve çok güzel bir hissiyat sunabiliyor. Ayrıca şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Mesela kulaklığı taktım, oyun oynamıyorum, edit yapacağım, sesle kaydetmiyorum. Gözümün önünde herhangi bir şeye yer kalmıyor arkadaşlar. Bu şekilde çok rahat bir şekilde görüş açımı sağlayabiliyorum. Şimdi bu tabii ki de güzel bir özellik. Tabii bunu bazı kulaklıklarda spiral olarak görüyoruz. Spiral ister istemez arkadaşlar şu şekilde oluyor falan, şurada bir kalabiliyor. Ne bileyim aşağıya çekmeniz gerekiyor, bükebiliyorsunuz vesaire. Bunda öyle bir şeye gerek kalmıyor ve bu şekilde açılıp kapanır olması gerçekten güzel. Ayrıca arkadaşlar bunun çok güzel bir ses kalitesi var. Buna birazdan değineceğiz. Onun dışında konfor etkilerin diğer bir özelliklerden birisi de esneklik arkadaşlar. Esneklik konusunda da görmüş olduğunuz gibi son derece esnek bir kulaklık söz konusu. Ayrıca arkadaşlar esnekliğimizi yaparken de kötü bir plastik kullanılmaması kullanımda yine konfor sağlayan özelliklerden birisi. Burada kafanıza göre ayarlamış olduğunuz bir de mekanizması bulunuyor. Bunun gerçekten sesinden de anlayacaksınızdır. Mikrofona biraz yaklaştıracağım. Burada kademeli bir geçişte çok güzel bir hissiyat sunan ve kafamıza göre ayarlamamıza olanak sağlayan bir çıkıntısı bulunuyor. Buradan kafamıza göre de ayarımızı yapabildiğimizi söylemem gerekiyor. Bunun dışında arkadaşlar yan tarafta görmüş olduğunuz gibi RGB aydınlatmamız var. RGB aydınlatmamız herhangi bir şekilde efekt ekleyemiyoruz veya herhangi bir şekilde ışığını arttırıp kısma gibi bir şey olmuyor. Ama burada eleştirmek istediğim bir nokta var. Mesela bu ışığı buradan kumandadan kontrol edip kapatmak, yani açıp kapatma özelliğimiz bulması güzel. Ama bilgisayarı kapattığımda, bilgisayar kapalı arkadaşlar, masaya koyuyorum ve ışıklar yanmaya devam ediyor. Bunun için kumandadan ışığı kapatmak gerekiyor. Kimileri için kapalı haldeyken ışık yanması havalı olabiliyor. Ama bu benim kendi kişisel fikrim ve kişisel fikrime göre de ben bunun bilgisayar kapandı ışığın yanmasını doğru bulmuyorum. Ama yine de kulaklığımızın kumandasında bu şekilde ışıklar açıp kapatmamız olanak sağlayan bir kumanda olması güzel. Çünkü biliyorsunuz bazı klavye mouse modellerinde kapalıyken o ışık yanmaya devam ediyor ve siz onu ancak USB'ye çıkartarak veya bilgisayarın fişini çekerek kapatabiliyorsunuz. Bunda bu özelliği sunmuş olmaları güzel. Ama kişisel fikrim olarak da onun yanmasını doğru bulmuyorum açıkçası. Yan tarafa tekrardan döndüğümde ise arkadaşlar biraz içinizi kamaştırmak istiyorum.
Bu sesini dinlemiş olduğunuz zemin kesinlikle bir çizilme vesaire yapmıyor. Bu güzel bir artı. Ama bazı arkadaşlar belki burada daha şaşalı bir tasarım isteyebilirler. Daha büyük bir Rampage logosu falan isteyebilirler. Ama bu zaten kulakla alırken görmüş olduğumuz resimler arasında bunu beğenmiyorsak farklı bir modele görebiliriz. O yüzden bunun tasarım hakkında herhangi bir şekilde yorum yapmak doğru değil bence. Çünkü biraz da kişisel yönelime kalmış olan bir şey. Ona göre de farklı modeller üretiliyor elbette ki. Gidip onlardan birini tercih edebilirler bu tasarımı beğenmeyenler. Ama sadelik arayanlar için gayet güzel olmuş. Ve RGB yanıtmamızın altındaki ışıklandırmalar yan tarafa doğru giderken kenarında kullanılan çizgiler de buna destek sağlıyordur diye düşünüyorum. Ve burada kullanılmış olan zemin arkadaşlar süngerimsi bir yapıya sahip. Böyle yumuşak bir yapıya sahip. Ama bu bildiğiniz plastik ve plastiğin kalitesi o kadar güzel ki yumuşak bir dokuya benziyor. Arkadaşlar burada biraz daha resmiyetten çıkıp samimi bir şekilde anlatmam gerekirse Fiat Tempra plastiği yerine Audi plastik kullanılmış. Konfor anlamında çok güzel bir kalite sunabiliyor. Şimdi gelelim arkadaşlar benim kişisel olarak hiç sevmediğim bir özelliğe. Kişisel olarak hiç sevmediğim bir özellik ama bazı arkadaşlar bunu sevebiliyorlar. Ona değineceğim. Şimdi ilk önce kulakla şöyle bir boynuma asayım arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi gözümün önünde bir çıkıntı var. Bunu bu şekilde arkaya doğru kapattığımda herhangi bir şekilde sıkıntı olmuyor. Bu güzel bir özellik. Ama ben bu şekilde kumandaların kullanılmış olmasını gerçekten sevmiyorum. Tabii ki de bunun içerisinde 7.1 ses kartı ile birlikte oyunda daha iyi performans sunmasını sağlayan bir özelliğimiz mevcut. Ancak ben kulaklığın üzerinde mekanizmalar daha çok seviyorum. Hani kulaklığı kafama takıyorum, arkadan kontrol edebileyim. Benim için daha güzel bir ergonomi sunuyor. Kendi kişisel fikrim bu yönde. Kimisi de arkadaşlar buradan kumandayla kontrol etmeyi daha havalı ya da daha konforlu bulabiliyor. Bu tercihtir arkadaşlar. Saygı duyuyorum ama ben bunu kesinlikle beğenmiyorum. Şimdi gelelim burada kumandada bizlere neler sunulabiliyor. Kumandayı elinizde taşımamak için ya da burada sallamaması için arka tarafında görmüş olduğunuz gibi bir tane mandalı var. Bu mandal sayesinde kumandayı şu şekilde üzerinde sabitleyebilirsiniz ve sallanıp sizi rahatsız etmesinin önüne geçebilirsiniz. Mandaldan çekerek tekrardan çıkarttığım zaman ise arkadaşlar Apple cihazlardan alışmış olduğumuz sessiz alma tuşu var. Yani cihazın sol tarafında yer alan sessiz alma tuşu var. Burada ona benzer bir mikrofonu sessiz alma tuşu var. Şöyle göstereyim sizlere de. Yan tarafta mikrofon açık ve mikrofon kapalı işareti var tuşumuzun yanında. Bu switch'imizi arkadaşlar aşağı aldığımız takdirde mikrofonumuzu deaktif edebiliyoruz ve mikrofonumuz çalışmıyor. Tekrardan switch'i yukarı kaldırdığımda ise tek hareketli arkadaşlar burada mikrofonu tekrardan aktif edebiliyorum. Çok güzel bir özellik, beğendim. Yan tarafa geçtiğimizde ise bazı telefonlarda sağ tarafta ses tuşlarımız bulunur. Burada da tuş yerine bir tekerlek bulunuyor arkadaşlar. Buradan kulaklığın sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Switch yerine tabii ki de tekerlek olmalıydı. Sağ tarafta tekerlek kullanılmış. Güzel, başarılı. Şimdi çok daha beğendiğim bir özelliğe geçeceğim. Her ne kadar benim işime yaramasa da ben çünkü oyuncu değilim ve yayın yapmıyorum. Ancak oyun oynamak için veya ses kaydetmek için bu kulaklığın arkadaşlarım varsa onların çok işine yarayacaktır bu. O yüzden çok beğendim. Çünkü burada arkadaşlar mikrofondan çıkan sesin şiddetini kısıp arttırma özelliğimiz bulunuyor. Bir teker sayesinde hassas bir şekilde mikrofonunuzu ayar yapabiliyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir özellik ve tüm kulaklıklarda böyle bir şey beklerim. Orta tarafta ise tekrardan hatırlamak gerekirse şöyle göstereyim sizlere. Burada kulaklığımızın RGB ışıklandırmasını açıp kapatmamız olmak sağlayan bir tuşumuz bulunuyor. Bunu eksisiyle artısıyla sizlere anlatmaya çalıştım, artık karar sizlerin arkadaşlar. Kablo uzunluğumuza gelince 2.2 metre uzunluğunda örgü kablomuz bulunuyor. Kablonun örgüsünün de kalitesi gayet güzel ve biraz da ince tutulmuş olması hoşuma gidiyor. Ben çok kalın kablolar sevmiyorum çünkü. Şimdi arkadaşlar kulaklık kafamdan çıkartıyorum ve sizlere şöyle bir şey göstermek istiyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kulaklık son derece sade ve kaliteli gözüküyor. Bunda bir sıkıntı yok. RGB ışıklandırmayı da açtığım takdirde görüyorsunuz ki arkadaşlar sadeliğinden bir şey kaybetmiyor. Kulaklığın bütününde gözümde çarpan sadeliğin önüne geçmiyor ve RGB ışıklandırma başarılı bir şekilde konuşlandırılmış olmasını beğendim. Ses seviyesi konusuna gelmek istiyorum. Ses seviyesi şu şekilde arkadaşlar. Ben önceden bir video paylaşmıştım ve Windows üzerinden programsız bir şekilde bas arttırması yapabiliyorduk. Burada arkadaşlar basların frekansını aşağıya çekip daha derinden ve daha güçlü vurmasını sağlayabiliyorduk. Ancak biliyorsunuz ki bunu yaptığımızda sesin seviyesi düşecektir. Bu kulaklığın ses seviyesi zaten yeterli ve gayet yüksek olduğu için herhangi bir şekilde sesi düşürerek sizi rahatsız etmiyor ve yine ses yüksekliği gayet hoşunuza gidecek ve tatmin edecektir diye düşünüyorum. Öyle ki bu zamana kadar incelemiş olduğum tüm kulaklar arasında en yüksek ses seviyesine sahip olan kulaklık buydu arkadaşlar. Zaten o yüzden 7 aylık birlikteliğimin olduğu kulaklığı bir kenara bırakıp bu kulaklığa geçiş yaptım. Şimdi gelelim arkadaşlar bakalım bazı kardeşlerim bu mikrofondaki mikrofonun sesini kısıp arttırma özelliğini nasıl işe yaradığını merak ediyorlardır. Bunu sizlere göstermek istiyorum. Şimdi Windows'tan arkadaşlar ilk önce ses kaydımızı açalım. Ses kaydımı başlattım arkadaşlar. Şu anda sesimi Rampage'in Comfort modelinden dinliyorsunuz. Şu anda gördüğüm kadarıyla arkadaşlar kontrolcümde mikrofonumuz açık ve aktif şekilde çalışıyor. Ve arkadaşlar bazı arkadaşların merak edeceği bir unsur. Konuştuğum yerde sesi kısıp nasıl arttırabiliyoruz? Burada görmüş olduğunuz gibi şu anda sesimi gittikçe kısıyorum ve kendim kısmadan gelmiyor olması lazım. Ve şu anda da tekrardan sesimi arttırıyorum. Sesimin yavaş yavaş yükseliyor olması lazım. Bu şekilde arkadaşlar bu özelliğimizi kullanabiliyorsunuz. Mikrofonun sesini arttırma özelliğini beğendim arkadaşlar. Bunu sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum açıkçası. Bu şekilde mikrofon testi olduğunu da söyleyebiliriz. Arkadaşlar kulaklığımızda her şeye değindik. Ama sizlere çok güzel bir özellikten bahsetmedim. Şimdi bunu söyleyeceğim. Şu kısımda göstermek istiyorum arkadaşlar. Kulaklığımızın mikrofonun dış kısmında delikler bulunuyor. Bu delikler ne işe yarıyor derseniz dışarıdan gelen seslerin parazitlerini engelliyor. Yani onları algılıyor. Bu da ne anlama geliyor? Siz yayınlarınızda, ses kaydetmelerinizde veya bir arkadaşınızla oyun
oynarken çok daha güzel bir sesi karşıya iletebiliyorsunuz ve bu da size çok güzel bir konfor ve artı sağlayabiliyor. Şimdi gelelim kulaklığın fiyatı uygun mu? Şöyle bir durum var arkadaşlar. İki tane 20.000 TL el alalım. 20.000 TL bir Tofaş aldığınızda bu tabii ki de pahalı olacaktır. Ama 20.000 TL bir Audi aldığınızda çok uygun olacaktır. Bu dediğim gibi göreceli bir kavram. Hangi arabanın ne sunduğuna göre değişiyor. Ben burada şöyle düşünüyorum. Bu kulaklığın bize sunmuş olduğu özelliklere göre doların da 6.2 civarında seyrettiğini düşündüğümüze göre kulaklığın fiyatının uygun olduğunu düşünüyorum. Verecek olduğunuz paranın da sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Genel olarak ben kulaklığı çok beğendim arkadaşlar ve sizlere de tavsiye ediyorum. Arkadaşlar Rampage Comfort için detaylar bu şekildeydi. Hem kendi yorumumu hem de kulaklığın teknik detaylarıyla birlikte sizlere bir şeyler sunmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve aklınızdaki soru işaretlerini silebilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bana destek olmak için videoma like atabilir. Alt kısmına da kulaklıkla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.